Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Bu yeni bir video serisi. İnteraktif şekilde karar verebileceğiniz tarzda bilgi alabileceğiniz şekilde kurgulanacak. Videonun sonunda size bilgi almak istediğiniz konularla alakalı iki tane kart çıkacak. Hangi kart hakkında video seyretmek isterseniz oraya basın. Ve videoyu sonuna kadar izleyin. Oturum izniyle ilgili son durum nedir? Bu videonun konusu bu. Oturum izniyle alakalı kanun koyucu 31 Nisan 2023 tarihinde alt limit olan 250 bin euroyu 500'e çıkartıyor. Atina, Selanik, Mykonos, Santorini. 4 yerde 250'den 500'e çıkacak. Yunanistan'ın diğer tarafları ve Atina'nın belirli bir kısmı, Selanik'in belirli bir kısmı 250'de kalacak. İstemiş oldukları, gelişmesini istedikleri bölgeleri 250'de bıraktılar. Diğer bölgeleri 500'de tutuyorlar. Şu anda Atina'da oturum izni ile ilgili olarak piyasanın son durumu bana göre sağlıklı değil. Herkes harıl harıl oturum izni için mülk alımına geliyor. Sokaklarda Türkçe konuşan bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Sağlıklı bir ortam değil. Satıcılar bunun farkında. Bana göre şu anda 20-30 bin euroluk bir kazık yiyoruz. Bu kazikakis durumu, işini doğru yapmaya çalışan emlak danışmanlarının zevkli iş yapmasını önlüyor. Ben artık yapmış olduğumuz bazı alımlardan gerçekten zevk almıyorum. Böyle bir işe de imza atmış olmak beni rahatsız ediyor. Avazım çıktığı kadar insanlara panik yapmayın, soğukkanlı olun. 250'nin 500'e çıkması dünyanın sonu değil diyorum ama insan psikolojisi, bir şeye yetişmek, bir şeye, o açlık duygusu insanları sağlıklı karar vermekten engelliyor. Daha ne yapalım? Yani açık açık söylüyorum. Şu anda kazık yiyoruz. Kazık yiyorsunuz. Biz de sizin bu mantıksız alımlarınıza müdahil olmak zorunda kalıyoruz. Atina şu anda bana göre 30-40 bin euro daha pahalı olması gerektiğinden daha pahalı. Ama satılıyor. Satıcılar da diyor ki satılıyor zaten, bu fiyatlara niye pahalı diyorsunuz? O konuda da biz azar işitiyoruz. Atina şu anda 250 bin euroluk bir mülk, Atina'da 750-800 euro bandında bir kira getiriyor. Atina 30-40 bin euro daha pahalı. Atina'nın diğer bölgeleri bana göre 20-30 bin euro daha ucuz. Ucuzda kaldı çünkü oraya talep yok şimdilik. Çok hızlı bir şekilde gelişecek semtler var. Onlara yetişip yetişmeyeceğinizi bilmiyorum. Çünkü bu işi alım satım olarak yapan emlak şirketleri de var. Yani emlak şirketi gidiyor, satın alıyor, renove ediyor, satıyor. Bu tarz şirketler var. Türklerin de çok rağbet ettiği bir şirket var bu şekilde çalışan. Dolayısıyla 30 bin Atina pahalı. 20 bin euro diğer bölge ucuz, mutlak değer olarak 50 bin euroluk bir zarar var. Kaldı ki 31 Nisan'dan sonra şu anda Atina'da satılan 250 bin eurodaki banttaki mülkler bana göre düşecek. Talep hızı düşmeyecek ama düşecek veya yerinde sayacak. Diğer bölgeler fırlayacak. Bu semtlerle alakalı şu anda bilgi vermek istemiyorum çünkü bizim müdahil olduğumuz semtler, böyle bir semt seçtim ben, videosunu yükledim. Şu anda bir sürü insan oraya, oradan mülk almak için oradaki emlak danışmanlarıyla irtibata geçti. Ben de oradaki emlak danışmanlarıyla
olan irtibatımı ve anlaşmalarımı yetiştiremedim. Adamlar bana dediler ki ya bize zaten çok Türk gelmeye başladı. Seninle niye çalışalım? Doğru. O yüzden o bölgelerden uzak kalmaya çalışıyorum. Bir sürü bölge var. Bir sürü karlı yer var. Bunların Atina'da olması bana göre sizin çok umurunuzda olmamalı. Bu bir para kazanma makinesi. Ne istiyoruz? Bir makine alınca, yani üretim bandındaki bir makineden bir insanın beklentisi ne olabilir? O makinenin bozulmaması, yani çok eski, çok eski püskü bir yer olmaması. Kira alabilmek ve acil satış zamanında da orayı para kaybetmeden satabilmek. Yani doğru düzgün bir emlak yatırımcısının düşünmesi gereken şeyler bunlardır. Atina dışında bir sürü yer var bu sorulara cevap veren. Dolayısıyla oturum izni için son durum bu. Bu şekilde davranmanız sizin cebinize daha fayda getirir. Bir sonraki video ile ilgili kartlar şimdi belirmiş olması lazım. Hangi konuyla alakalı bilgi almak istiyorsanız o karta tıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.